Herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldı. Mucize haberleri almaya devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları bazı bölgelerde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Ve biz de 6 Şubat'tan bu yana yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. O bölgedeki son durumu aktarmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bölgeye yapılan yardımlar konusunda da bağlantılar gerçekleştiriyoruz. Bugün yine stüdyomuzda özel bir ismi ağırlıyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uzman bir isim. Uzman doktor Yasemin Polat Ünal Tekin konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Öncelikle hocam. Kolay gelsin ve ülkemizin başı sağ olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Bugün birazcık böyle ülkemiz psikolojik anlamda çok fazla etkilendi. Depremi yaşayan da etkilendi. Zaten o bölgede yaşayanlar daha fazla etkilendi diyebiliriz ama ekran başından o olayı izleyenler de 85 milyon insan da bu durumdan etkilendi maalesef. Hepimiz depremi yaşadık maalesef. Evet. Gerek göçüğün altında kalarak, gerek onların akrabaları olarak, gerekse ekranın başında olmadığı halde o depremi yaşayan bizler olarak maalesef hepimiz o göçüğün altında duruyoruz halen. Belki bedenler çıkarıldı ama ruhumuz halen orada. Kesinlikle hocam. Şimdi depremi yaşayan insanlardan bahsedecek olursak bir duygu durum değişiklikleri yaşanıyor depremzedelerde. Nasıl bir ruh hali içindeler şu an? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle göçüğün altında kalanlarda çok büyük bir korku ve çaresizlik var. Vücudumuzda savaş ya da kaç sistemi dediğimiz sempatik sistem vardır. Hayatta kalmamızı sağlayan o adrenalin, dopamin gibi hormonların yönetiminde olan bir kısımdır. Çarpıntılar, nefes darlığı, terleme gibi birçok şeyle hayatta kalmamızı sağlıyor. Ama artık o 3 günü geçtik ve yavaş yavaş savaşarak ya da kaçarak baş edemeyeceğimiz bir durumla baş altında karşı karşıya kaldığımızın farkındayız artık. Evet. Doğal olarak yavaş yavaş çözümsüzlüğün çözümünü bulmaya çalışan, gerek çökmüş, gerek korkmuş, gerek çaresiz, gerekse o muhtaçlığın verdiği mahcubiyeti yaşayan duygu durumları ve depresyonun yoğun olduğu bir pozisyon var artık maalesef. Evet. Şimdi tek bir bölgeyi etkilemedi hocam. 10 şehri etkiledi. Maalesef. Uzun bir süreçti. Herkes enkazdan çıkarılacak yakınlarını bekledi. Şimdi siz 3 gün dediniz ama o 3 gün aslında bu depremde daha fazlaydı. Evet, maalesef. 3 gün diyoruz ama hala şokta olanlar var. Kesinlikle. Bu şoku yaşayanlar var. 3 gün diyoruz ama kişiden kişiye değişen bir süreç. İlk 24 saatten başlayıp 3 güne ve daha sonrasında 7. güne kadar uzayan bir şok evresi vardır. Bizler bir tokat yesek bile önce şok oluruz. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Evet. Cevap verebilmemiz için kendimizi toparlamamız 3 günü alır. Tam 72 saati. 3. günden sonra yavaş yavaş kendimizi toparlamaya başlayabiliriz. Ama maalesef şu anda sadece biz maddi kısma, yani kırığımız var mı? Ezilmeye bağlı olarak böbreklerde hasar var mı? Susuzluk bir sorun yarattı mı? Gibi bedenimize odaklandık. Ruhumuz maalesef biraz geride kaldı. Gözlerine bakıp da iyi misin, güvendesin, artık yanındayım demeyi unuttuk çoğu zaman insanlara. Ve güvende maalesef hissetmeyen, halen ruhları orada kalan birçok kişi var aramızda maalesef. Kesinlikle hocam. Şimdi depremzedelerin enkazdan çıkarıldıktan sonraki konuşmalarına şahit olduğumuzda ilk bir saatin çok zor geçtiğini, sonraki saatlerin ise yavaş yavaş o duruma alıştıklarını söylüyorlardı. Evet, çünkü travma maalesef hazırlık olmadan ortaya çıkan durumdur. Bizler çok büyük ölüm riski olan bir ameliyatı yaşayacak olabiliriz ama kendimizi hazırlarız. Evet. Psikolojik olarak ameliyata gireceğim, şu organımı kesecekler, onu dikecekler gibi zihnimizde canlandırıp kendimizi hazırlarız o duruma. Ama maalesef uykumuzda, uykunun en tatlı anında, o sabaha karşı en derin ve en güzel rüyaların göründüğü anda bir anda dünyamız başımıza yıkıldı. İmdat diyeceğimiz hiç kimse yoktu ve en sevdiklerimize bazen ulaşamadık. Evet. Doğal olarak
o ilk bir saat ne olduğunu bilemeden, ne yapacağını bilemeyen insanların çaresizliğiyle doluydu. Hı. Sonra duruma hızlı bir adaptasyon, hızlı bir uyum süreci ve çözüm bulmaya yöneldiler. Evet. Nefesimi tüketmemeliyim. Çok bağırmamalıyım ki su içmek zorunda kalmamalıyım. Hı hı. Hayat üçgeni bulacak alana kaymalıyım. Çocuğum nerede? Annemi kurtarabilir miyim? Hı hı. Gibi hızlı bir adaptasyona geçtiler. Ondan sonrasında tabii ki beklemek çok çok zordur. O umutlu bekleyiş birçok kişide maalesef sonuçlanmadı. Çok şükür halen güzel haberler var. Alıyoruz. Halen mucizeleri yaşıyoruz. Ama en büyük mucize, günler geçmesine rağmen hı hı. halen umudunu kaybetmeden direnen o masum insanlarda. Kesinlikle hocam. Biz depremler atlattık ülkece. Ama 3 gün sonra, 5 gün sonra kurtulanlara şahit olduk. Ama bu depremde 11. günde bile kurtulanlar vardı. Ve biz orada nasıl enkaz altında vakit geçirdiklerini düşündük. Karanlık, evet. Kimse yok. Belki yara aldılar. Yani o acılar içerisinde 11 gün boyunca o enkaz altındalardı. Çocuklar vardı. Yetişkinler bir nebze belki hani atlatabilir dedik ama onlar için de kolay değil bu süreç. Kesinlikle ama çocuklar haklısınız. Böyle bir travma yaşamamış ve ilk kez karşılaşmışlar. Anne baba yok yanlarında, ebeveyn yok. Tek başlarına, belki yanında ölmüş babası. Evet, maalesef. Böyle bir travma yaşayarak günlerce o enkaz altındalar. Evet ve en büyük yıkım onlarda. Çünkü güven diye bildikleri yer anne ve babanın yanındaki hı-hı. o sıcacık kucaklardı. O evet. kucaklardan birçok çocuğumuz mahrum kaldı. Yeniden bir güven çemberi oluşturmaları için hı-hı. mutlaka psikolojik destek almaları gerekiyor. Evet. Ağlamayan çocuğa meme verilmez biliyorsunuz. Hı-hı. Ağlayan, bağıran, öfke krizleri geçiren çocuklar bu yardımlara biraz daha hızlı ulaşıyor. Ama hı-hı. içine kapanmış olan, kaçınma dediğimiz cevabı veren çocuklar maalesef daha suskun oldukları için hı hı. Çok etkilenmedi zannedilip maalesef ki hı hı. bu yardımlara daha zor ulaşıyor. Ama bir süre sonra ruhumuzdaki o hasar bedenimize de sirayet ediyor. Çünkü ruh hastalanmadan vücut zaten yatağa düşmüyor. Evet. Umarım bir an önce bağıran, çağıran, sessiz kalan, depremle karşılaşan herkes psikolojik destek alır. İnşallah. Şimdi görmüşsünüzdür belki ekranlarda da bazı evet. çocuklar gülerek o enkaz altından çıkıyorlar. Bazıları şaşkınlık içerisinde. Bazıları yarın okulum var diyerek o enkazın hı-hı. altından çıkıyor. Ya da biraz sonra işte ben LGS'ye hazırlanacağım, sınava hazırlanacağım, kitaplarım kaldı benim orada. Onları da almam geri yaralı. Hastaneye gitmeyi düşünmek yerine okulunu düşünüyor, sınavını düşünüyor. Herkesin verdiği cevap çok farklı. Hı hı. Çünkü herkesin iyileşme süreci çok farklı. Ama ne olursa olsun yaz dediğimiz bir dönem evet. vardır. Ve 6 temel evreden oluşur. Bunların ilki inkardır. Hı. Okulum var benim. LGS'ye gireceğim. Ben bunları yaşamadım, inkar ediyor. Hı. Bir süre geçtikten sonra süre yine kişiden kişiye değişiyor. Öfke başlıyor. Neden benim başıma geldi? Evet. Neden benim evim yıkıldı da yan komşumun evi halen sağlam? Evet. Ben daha iyiydim. O daha kötüydü. İnsanlara kötü davranıyordu. Ben neden yaşadım diye öfkeler başlıyor. İsyan. İsyan başlıyor. Evet. Bu geçtikten sonra pazarlık evresi başlıyor. Hmm. Dualarla ya da insanlara yakarışlarla. Hepsi doğal. Herkesin yaşaması gereken süreç. Pazarlık evresi bittikten sonra hı-hı. çöküş evresi yani depresyon evresi başlıyor. Yaşamamız gereken tamamen doğal süreçler. En son kabullenme. Evet. Artık hayatın devam ettiğini fark etme. İşte bu olduktan sonra bu 5 sağlıklı adımı herkes kendi hızında, kendi tarzında yaşadıktan sonra artık adaptasyon. Evet eski günleri tekrar hatırlıyoruz. Hı-hı. Belki gözümüzden birkaç yaş akıyor. Ama yemek yemeyi de unutmuyoruz, okula gitmeyi de, kahkaha atmayı da unutmuyoruz. Evet, yani bu süreçten sonra bir anda normal hayata dönmemiz, hayata karışmamız mı gerekiyor? Hayır, insanlarla duygularımızı paylaşmamız hı-hı. gerekiyor. Sizi anlayan insanlarla derdimizi paylaştığımız zaman
tek olmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü duygularınızı paylaşmazsanız, onları bedeninizin altına gömerseniz gün gelir patlar. Tıpkı bir yanardağın patlaması gibi her yeri lavlar sarar. Evet. Duygularınızı paylaştığınız zaman, evet bu benim yaşadıklarım normal, herkes bunu yaşayabilirdi diye kendinize destek bulursunuz. Bu desteği bulamıyorsanız da içinize dönün. İçinizdeki o küçücük, masum, korkmuş çocukla konuşun. Ve sarılın kendinize, kimseyi bulamıyorsanız. Çünkü dokunma hissiyle, iki taraflı, bilateral dokunma hissiyle oksitosin dediğimiz güven hormonu salgılanır. Evet. Ve kendinizi güven içerisinde hissetmeye başlarsınız. Önce duygularınızı kabullenin. Korkmanızda, öfkelenmenizde, tüm yaşadığınız duygular, o anda ne hissediyorsanız hepsi doğal, hepsi normal. Kabullenin. Çünkü duygular ve düşünceler tıpkı bir otoban gibidir. Bütün araçlar kendi hızında ilerler. Sağ şeritte çok ağır tırlar, kamyonlar ilerlerken sol şeritte rengini bile zor fark ettiğimiz Ferrari'ler geçer. Duygular gibi. Herkes kendi hızıyla, çok özür diliyorum, kendi hızıyla ilerleyip gitsin. Ama bir duyguya tutunursak, öfkemize, tiksintimize, nefretimize tutunursak eğer, trafik tıkanır. Evet. Geride bütün duygular birikir ve biz o sağlıklı iyileşme sürecini kaçırırız. Yani şu an bir yaz süreci var hocam. Evet. Kimi evini kaybetti, kimi işini kaybetti, kimi en sevdiği yakınını kaybetti. Yani büyük kayıplar verdik bu noktada. Şimdi o durumu yaşayan depremzedeler ister istemez sürekli o konuyu anlatacaklardır. Ya da yaşadıklarını anlatmak isteyecek birilerini arayacaktır. Belki içine kapanacaktır tabii ki. Peki biz bu süreçte nasıl davranacağız, nasıl yaklaşacağız onlara? Her şeyden önce... Telkinlerimiz nasıl olmalı aslında, evet. Aslında her şeyden önce iyi niyetli cümlelerin birçoğunun zarar verdiğini fark etmeliyiz. Canın kurtuldu ya, niye ağlıyorsun? Beterin beteri var. Evet. Sen bugününe şükret. Aslında görünürde çok güzel, masum cümleler. Ama suçluyor. Neden ağlıyorsun? Evet. Neden şükretmiyorsun? Akıl vermemiz için henüz hazır değiller. Tek yapmamız gereken... Dokunamıyorsak bile gözlerin içerisine bakıp ben buradayım, yanındayım, sana yardım etmeye hazırım ve sen güvendesin duygusunu vermek. Çocuklara sarılmak, güvendesin, yanındayım, anlatıcıklarını dinlemeye hazırım diyebilmek. Henüz öğüt alacak, şükredecek aşamada değiller. Evet. Bırakalım. Duygularını nasıl göstermek istiyorlarsa öyle göstersinler. İster bağırarak, ister ağlayarak, ister titreyerek, ister susarak. Ama siz sadece yanında durun, gözlerine bakın ve kendisini ifade etmesine izin verin. Evet, yani bu yaz sürecini sonuna kadar yaşamaları gerekiyor. Mutlaka. Asla telkinler bulunurken iyilik yaptığımızı düşünerek aslında kötülük yapıyoruz onlara. Evet, dinleyeceğiz, yaşadıklarını anlatacaklar. Gerekirse onların yanında olacağız. Defalarca ve defalarca aynı cümleleri dinleyeceğiz. Ama dinlendiğini bilecekler. Sıkılmadan yanlarında olduğumuzu bilmek zorundalar. Evet. O güveni yeniden inşa etmek zorundayız. Hep birlikte inşallah, İnşallah bu yaraları sarmaya devam edeceğiz hocam. İnşallah. Şimdi depremzedeler dedik. O bölgede etkilendi, evet bir kaybı vardı ama şimdi o bölgede arama kurtarma ekipleri de var. Birçok acı olaya da şahit oluyorlar. Farklı hikayelere şahit oluyorlar. Onlar bu noktada neler yapmalı? Psikolojik destek alması gerekiyor mu onların da? Mutlaka gerekiyor. Maalesef bazen şöyle konuşmalara şahit oluyorum. İki gündür hiçbir şey yemedim, açlık dahi hissetmedim. Evet. Evet, vücudumuz çünkü o anda savaş bu durumla başa çık emrini verdi. Ama siz normal rutininize dönmezseniz, yani üç sağlıklı öğün yemeği yemezseniz, her gün aynı saatte yatağa girmezseniz yıkılanlardan bir de onlar olacak. Çünkü çıkaramadıkları her can için zaten suçluluk duyacaklar. Evet. Keşkeleri çok fazla olacak. Bunları bir kenara koyabilmek için sağlıklı bir rutine ihtiyaçları var. Biz bebek yetiştirirken bile her gün aynı saatte yatırın deriz. O rutin çünkü onların güvenlerini tekrardan inşa etmeye yarayan en önemli şeydir. Hayat devam ediyoru gösterir çünkü. Kendilerinden fedakarlık tabii ki
bekliyoruz ama canlarından vazgeçecek kadar da değil. Çünkü bizler her şeyden önce kendimizden sorumluyuz. Başkalarına yük olacak şekilde kendimizi yıpratmamalıyız ve orada yaşadığımız tüm duyguları bir şekilde sırtımızdan atmak zorundayız. Evet. Çünkü yaşadığımız her şey, o görüntüler, yığıntılar, çıkardığımız cansız bedenler, yakılan ağıtlar tıpkı bir çöp kovasının konteynere boşaltıldığı gibi size boşaltılacak. Siz bir çöp kovası haline alacaksınız, ruhunuz da olacak. Sırtınıza alıp o yükü devam ederseniz yola, maalesef bir yerden sonra ya beliniz ağrır ya hayatınız kokmaya başlar. Evet. Atmamız gerekiyor. Bunun için de gerekiyorsa destek. Şimdi devam edeceğiz bu konuyu hocam ama yayınımızda bir bağlantımız olacak. Türkmen iş insanı Yavuz Köprülü karşımızda şu an. Kendisi Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük bir bağışta bulundu. 500 bin lira gibi bir bağışta bulundu. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum Yavuz Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizi deprem bölgesinde yardımda bulunurken aslında görmüştük. O bölgedeydiniz. Evet. O bölgede neler yaptınız? Evet, ilk defa milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifa diliyorum. Tabii ki depremin ilk gününde biz kardeşlerimiz olacak. Kardeşlerimiz olan Mustafa Köprülü, Bayezid Köprülü, Ahmet Köprülü hep beraber şirket olarak, Akmarmar olarak 7-8 tır bir yardım yaptık. Yardımımızı götürdük hep beraber. Bu tırların içinde işte ihtiyaç olan malzemeler işte bizden istenen jeneratördür, battaniyedir, sudur, gıdadır, mamadır, çocuk maması çok istediler, battaniye çok istediler. İsteğe göre biz bu ürünleri hepsini kendimiz yetiştirdik. Ürünler orada bölgeye de biz gittik. Bölgede kendi ellerimizle dağıttık. Orada bizim Türkmen elinin bir yeri vardı. Okul. Okulda Kahramanmaraş'ta ilkokuldu falan. Orada dağıttık ürünleri ellerimizle. Tabii ki depremin ilk günden beri bizim depolarımız İstanbul depoda, Bursa, Antep yardımları topladık. Kendi bütçemizle aldığımız malzemeleri Türkmen eline deprem bölgesine yetiştirdik. Onun dışında bizim bugün de bir tırımız İstanbul'dan yola çıktı, gönderdik. Bir tırımız da Bursa'dan yola çıktı. Hala devam ediyoruz deprem bölgesine yardım etmeye. Biz deprem bölgesine geçtiğimizde zaten nakdi yardım da bulunduk. Bayağı aylardan gittik, görüştük, nakden yardım da ettik. Onun yanında dün işte biliyorsunuz evvelki gün Türkiye Tek Yürek şeyine de katıldık. 500 bin TL Akmarmalı olarak yardım ettik. Yardımlarımız zaten devam edecek inşallah. Nakdi de maddi de manevi de orada olmak istiyoruz. Şu an bir mobil mutfağımız var. Kardeşim Mustafa Köprülü şu an bölgede. Hatay ya da Kahramanmaraş'ta orada bir tane bu mobil matbaamızı kuracağız. İnşallah günlük 2000-3000 kişiye yemek vereceğiz. Kendi bu da bir günlük falan, bir aylık da değil. Ne kadar ihtiyaç varsa 5 ay mı, 1 sene mi biz oradayız. Biz Türkiye'nin yanındayız inşallah. Bu sıkıntıları atlatırız inşallah. Çok onun teşekkür. Yanında, evet, evet. Onun yanında ben oraya gittiğimde işte banyo sıkıntısı vardı. Gördüm. Bunun yanında ben bir tane araba yapmıştım. Bu dışarıda kalanlar için aslında yapılmıştı. Hem banyo hem tıraş. Mobil araba. Onu da inşallah bu hafta bitiyor, çıkıyor yapım yerinden. Bize teslim edecekler. İnşallah onu da o bölgeye göndereceğiz Allah'ın izniyle. Tam olarak nerede olacak? Kahramanmaraş'a mı gönderecek? Şu an Kahramanmaraş'ta. Şu an kardeşim Mustafa Köprülü orada. Yeri ayarlıyorlar. Mobil matbaamız da yola çıktı bugün. Yani yarınla itibaren inşallah günde 2000-3000 kişiye yemek vereceğiz. Ama bunun süresi de yoktur. Süre olmayacak. Yani ne kadar ihtiyaç varsa, bir ay mı, beş ay mı, bir sene mi, orada biz devam edeceğiz.
yardımlarımızı sıcak yemek bölgeye yetiştireceğiz. Bu mobil şeyimizle, arabamızla banyo, tıraş, tuvalet içinde hazır bir şekilde. Evet, peki çağrınız nedir bu noktada? Ne tür yardımlara ihtiyaç var daha çok orada? Yani şu anda ihtiyaç en fazla ben gördüm en sonda çocuk bezi istiyorlardı bizden, mama istiyorlar. Kuru gıda. Yani artık biz bayağı tekstil yardım ettik, battaniye, işte ısıtıcı, mont, ayakkabı, biz bunların hepsini götürdük. Ben zaten bölgede olunca oradaki arkadaşlarla konuştuk. Bize dediler bundan sonra kuru gıda, yani bakliyat ihtiyaçları var. Bunu da Türkmen elinden, yani sizin aranızdan çağrı yapayım. Kimin nesi varsa orada bizim lojistiğini biz üstlenip Türkiye'mize yetiştiririz Allah'ın izniyle. Peki Yavuz Bey, siz tekrar o bölgeye gidecek misiniz? İnşallah. Kardeşim şu an Mustafa Köprülü bölgede bu mobil şeyi, lokantayı kuruyor. Yarından itibaren sıcak yemek vermeye başlayacağız. Ben de inşallah 2-3 güne bölgedeyim inşallah. Allah'ın izniyle. Ve ne ihtiyaç olursa Allah'ın izniyle yanlarındayız. Biz Türkiye'nin yanındayız inşallah. Evet. Zaten yani Allah bir daha bizim vatanımıza, milletimize böyle bir deprem, afet, zenzele göstermesin ya Rabbi. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Türkmen iş insanı Yavuz Köprülü Türkiye Tek Yürek kampanyasına 500 bin liralık bir destekte bulunmuştu ama tabii ki bununla da kalmadı. İlk günden itibaren bölgede lojistik anlamda da birçok destek sağlıyor o bölgeye. Hem de mobil mutfak ve tabii ki çeşitli ihtiyaçları da o bölgeye ulaştırmaya çalışıyor. Çok sağ olsun, var olsun. Bu yardımları da gördükçe insan mutlu oluyor. Yaraları hep birlikte saracağımız için de çok mutluyuz. Şimdi hocam, bir video vardı karşıma çıkan. Arama kurtarma ekibinden biriydi sanırım. Yemek yemeye çalışıyor ama yiyemiyor, kapatıyor, koyuyor bir kenara. Nasıl acılar yaşadı, nasıl acılar gördü ki o yemeği bile yiyemiyor? Evet, çünkü orada aç kalan, enkazın altında, o daracık alanda aç, susuz, bir ilaç bekleyen insanları düşündükçe yediği lokmalar bile kendisine bir suçluluk duygusu uyandırıyordur. Evet. Ama üstümüze yük olacak, sırtımıza yük bindirecek tüm duygular orada olmaması gereken şeyler. Çünkü o suçlulukla yemediğimiz lokma çalışmamızın daha az ve daha minik bir kuvvette olmasına neden oluyor. Evet. Evet, çok güzel. Yiyememiş ama biz işin işleyişine baktığımız zaman o lokmayı yemeli, o suyu içmeli, o uykuyu uyumalı ki güçlü olsun. Bir bedenle yardımcı olabilsin. Biz de ekrandan izlediğimiz andan itibaren yediğimiz yemekten utandık, uyumaktan utandık. Yani farklı bir psikoloji içerisindeydik açıkçası. Kesinlikle haklısınız ama maalesef bu psikoloji aynı zamanda ciddi bir narsizm alevlenmesine neden oldu. Kaşra yardım yaptın? Hiç utanmıyor musun makyaj yapmaya? Kahkahayla görünür mü bu halde diye. Evet. En iyi kendisinin yaptığını ve diğerlerinin suçlu olduğunu zanneden bir güruh türedi. Hayat devam ediyor. Maalesef burada da biz depremi yaşamayanlarda da devam ederken orada da devam ediyor. Artık bakın, dikkat ederseniz hijyenik ihtiyaçlardan bahsediliyor. Artık ıslak mendile, bebek bezine, giyinmeye, ayakkabıya ihtiyaç var. Artık enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da hayat devam ediyor. Ve oradakiler normal hayata adapte olmaya çalışırken biz o depremi yaşamayan ama yaşamadığımız için suçluluk duyması gereken insanlar halini aldık maalesef. Evet, yani bu hisler aslında normal, insanız ama tabii ki başkalarını da yargılamadan bunları yaşamamız gerekiyor. Herkes çünkü kendi acısını kendisi yaşar. Herkesin derdi kendisine büyüktür. Orada insanlar aç, susuz, seninkisi de dert mi demek en büyük zulümdür. Çünkü herkesin derdi kendisine büyüktür. Peki hocam, şimdi yaşanan bir olay var, büyük bir olay bu. Zamanla unuturum demek de doğru bir yaklaşım mıdır? Zamanla yaralar sarılır demek.
Samanla yaralar sarılır. O yaz evresi sağlıklı bir şekilde atılmışsa. Ama unutmak istediğimiz bir şey değil. Eğer her şeyi unutursak tecrübelerden faydalanamayız. Deneyim kazanamayız. Aynı hataları tekrar ve tekrar yaşamaya başlarız. Sürekli geçmişle bir muhasebeden bahsedilir. Aslında geçmişin hiçbir kıymeti yoktur. En sevdiğimiz filmler, Hababam Sınıfı mesela ben çok severek izlerim. İlk izlediğimde belki gözlerimden yaşlar akarcasına kahkahalarla gülmüştüm. Karnıma ağrılar girmişti. İkincide yine güldüm ama 10. tekrardan sonra çoğu zaman başka işlerle uğraşıyorum ya da kanalı değiştiriyorum. Çünkü artık sıkılmaya başladım. Sürekli geçmişe bakarsak, en sevdiğimiz şey bile sıkıcı hale geliyorsa, aynı görüntüleri tekrar ve tekrar ve tekrar izlemek bir noktadan sonra sıkıcı hale gelir. Ve gelişmemize yardım etmez. Eğer biz oradan, deneyimden faydalanmamışsak, o geçmişi seyretmenin, orayı sürekli bakmanın bir mantığı yoktur. Unutmanın da bir mantığı yoktur. Çünkü unutursak o deneyimi ve tecrübeyi de sahip olamayız. Hatırlayacağız ama tecrübeleri alarak bir televizyon ekranındaki görüntüyü seyrediyormuş gibi duygusal olarak bizi yıpratmamış haliyle beraber hatırlayacağız. Bugün olsa yapmam bunu. En sevdiğimi kaybettim ama diğer sevdiklerim yanımda. Yaşadığım tüm olaylar dündü. Ben artık bugündeyim ve geleceğime bakıyorum diyebilmek önemli. Yani unutmayacağız. Tecrübelerinden alacağız, faydalanmış olacağız. Ve geleceğimize umutla bakacağız. Evet, bu çok önemli. Unutmaya çalışıyorum ama unutamıyorum. Unutmak istiyorum diye sızlandığımız zamanlar olacaktır. Mutlaka ama olacaktır. Ama unutmamanın aslında daha güzel tecrübe kattığını da bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle bunu bilinçaltımıza işlememiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. O tecrübeye ihtiyacı olmayan sadece balıklar var. Balıkların hafızası yok. Ama biz hafızamızı güçlü tutmak zorundayız ki aynı şeyleri yaşamayalım. İnşallah hocam. Şimdi bir yakınımın da Gölcük depreminde yaşadığı olaydan hareketle sonrasında bu depremi duyuyor ve asansörde kalıyor. Asansörde tekrar bir panik atak geçiriyor. Yaşamadı olayı ama Gölcük depreminde yaşadığı olay ona panik atağı tekrar yaşattı. Ben hastalarımla konuşurken genelde resimler çizerek anlatıyorum. Bugün böyle bir soru gelir belki diyerek hazırladım. Evet. Çok yetenekli değilim, kusura bakmayın. Bizler bir travma yaşarız. Evet. Gölcük'teki depremi sabaha karşı oldu yine ve birçok canımızı kaybettik. Deprem geçti, hayat devam etti. O halde artık niye beni etkilesin ki diyoruz. Çok meşhur bir dizi vardı. İzlemiş miydiniz Dark diye? Evet. Orada sürekli aynı cümleyi tekrarlardı. Zaman doğrusal değil, döngüseldir diye. Yine biz bilinç o travmaya aldığımızda, gidiyoruz. Zihnimizde zaman geçmez. Sadece şimdi vardır. Ne geçmiş ne gelecek yoktur. Sadece ve sadece şimdi vardır ve sürekli o travmayı yaşamaya devam ederiz. Paketleyip kaldırmadığımız sürece. Evet, biz zaman geçti zannediyoruz ama o okun yönü aslında yine o travmaya dönüyor. Evet, ben bugünlerde depremzedelerle hep onu konuşuyorum. Bedenimiz o enkazdan çıktı ama ruhumuz halen orada. O travmayı yaşamaya devam ediyor. O ruhu da oradan almak gerekiyor. Çünkü bizim bilinçaltı zihnimiz aslında 6 yaşında küçük bir çocuk. Bizim bakış açımıza sahip değil. Yaşandı bitti diyemiyor. O bir çocuk, masum, korkak, korunmaya ihtiyaç duyan çok güzel bir insan. Bazen oraya geri dönüp seni seviyorum ve güvendesin demek gerekiyor. Sarılan kimse olmasa bile iki tane elimiz var. Kendimize yani dokunmanız biz yeterli. Biz büyüdük diyoruz ama aslında beden büyüyor ama ruhumuz hep çocuk. Yani 6 yaşında bilinçaltımız diyorsunuz. Evet, o büyüyemiyor. Büyüyemiyor. Ve 6 yaşına kadar yaşananlar aslında hayatımızı tamamen yönlendiren olaylardır. Konudan konuya atlıyoruz, kusura bakmayın. Yok hocam, çok faydalı bilgiler aslında. Bunları bilmemiz gerekiyor ki sorunlarla baş edebilelim. Bizler hep bilinçaltı, bilinçaltı, bilinçaltı deyip duruyoruz. Evet. Hani bu bilincin altı varsa üstü nerede? Hani ters yüz etsek daha mı iyidir? Bir de bilinçaltı temizleme diye bir tedavi yöntemleri çıkmış. Hani çitleyip çamaşır suyuna mı koyuyoruz? Bunlara biraz şöyle bir bahsetmek istiyorum. Biz bilinçaltı terimini aslında
kolaylık açısından yapıyoruz. Bir buzdağının görüntüsü gibi, hani Titanik'in gidip de kocaman bir dağ nasıl çarptığını hep güleriz. Evet. Suyun üzerinde küçücük bir parçası görünürken asıl suyun altındadır koca o dev kısım. Bunu biz hastalarımıza anlatırken çok rahat anlatabildiğimiz için kullanıyoruz. Suyun yüzeyinde görünen o buz kısmı aslında bizim bilinçli zihnimizdir. Neden ve sonuç ilkesiyle çalışır. Bir bilgisayar sistemi gibidir. Sabah uyanmam lazım çünkü işe gideceğim. Evet. İşe gideceğim çünkü yemek almam lazım. Neden ve sonuç ilkesiyle çalışır. Hayatta kalmamızı sağlayan kısımdır. Ama asıl hayatımızı yöneten gizli bir hükümdar olan kısım bilinçaltı zihnimizdir. Dışarıdan görünmez ve oraya herkes destursuz ulaşamaz. Critical faktör dediğimiz bir elek sistemi vardır. Evet. İlk 6 yaşta bu elek sistemi yoktur. Bir bardağı su doldurur geçmez. Gibi direkt gider süzgeçten geçmeden herkes oraya ulaşabilir. Ama 6 yaşından sonra bu critical faktörümüz oluştuğu için artık destursuz oraya girilmez. Peki bu bilinçaltı zihnimizde neler vardır? Anılarımız, duygularımız ve alışkanlıklarımız vardır orada. Critical faktörü aşan her şey bilinçaltımızda bir değişikliğe, köklü bir değişikliğe yardımcı olur. Peki ilk 6 yaşında neler oluyor? Daha bilinçli zihin gelişmemiştir. Neden sonuç ilkesini çözemez. Sadece duygularımızla hareket ederiz ve en önemlisi anne ve babamızı telepatik olarak duygularını hissederiz. Onların söylediği her şey bir emirdir. Emredersin komutanım deriz. Evet. Şöyle düşünün. 3 yaşındasınız. Kocaman gözleri olan, saçları lülülü, omuzlarından akmış, daha yeni yeni yürüyen, body body yürüyen bir kız çocuğusunuz. En süslü elbisenizi giyinmişsiniz. Elinize bir tabak pasta almışsınız. Babanıza nasıl da hizmet ettiğinizi gösteriyorsunuz. Salına salına şöyle bir yürüyorsunuz. Evet. Ayağınız halıya takılıyor, yere düşüyorsunuz. Siz bir yerde, pasta bir köşede, tabak paramparça. Başınızı kaldırıyorsunuz, gözleriniz dolu dolu annenize bakıyorsunuz. Çünkü korunağınız orada. Onun söylediği emirler sizin için geçerli. Seni sakar, düşürdün mü? Aslında hiç art niyetli bir şey değil. Hepimizin söyleyebileceği bir cümle. Ama anne yalan söylemez. Anne sakar dediyse siz sakarsınızdır. Evet. Ve hemen düzenlemelere gidilir. Tıpkı bir bilgisayardaki yeni programın yüklenmesi gibi. Sonrasında sürekli bardak düşürürsünüz. Ayağınız salıya takılır, sürekli bir yerlere çarparsınız. Çünkü siz bir sakarsınızdır. Bunun gibi bazı şeylerin çok büyük travma olmasına gerek yoktur. Küçük küçük damla damla biriken şeyler de hayatımızı bazen bozan yanlış o virüs programları olabiliyor, art niyetsiz şeyler bile. Evet, şimdi çocuk diyoruz, anlamaz diye düşünüyoruz ama ebeveynler o konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, ve özellikle bu deprem haberlerinde, şimdi o bölgede yaşanan olayları çocuklar zaten gördü. O enkaz altında kalma durumu bilinçaltına zaten işlenmiştir. Ama sonrasında işte televizyondan, yani o bölgede olmayıp televizyondan izleyenler de, o çocuklar da o anlara şahit oldular. Maalesef televizyon ekranında o depremi yaşamamış olsalar da sürekli o görüntüleri gören çocuklar ilk 6 yaşta tamamen içseldirler. Bütün her şeyin sorumlusunu kendisi zannederler. Ve o yaşanılan şeyleri, anne babanın sürekli üzgün olmasını, sürekli vah vah tüh tüh demesini kendileri üzerine alınırlar. Ben yaramaz bir çocuktum o yüzden. O yüzden çocuklarımızı o görüntülerden korumamız gerekiyor. Çünkü aynı şeyin yaşanacağına, kendilerinin de orada olacağına, anne babalarını kaybedeceğine ve bunun sebebinin kendileri olacağına inanırlar. Mümkün mertebe televizyondan uzak tutalım. Haberleri tabii ki izleyeceğiz, tabii ki bilgi alacağız. Ama 15-20 dakikalık süreçte çocuklarımız yanımızda olmadan izledikten sonra kanalı değiştirip kaldığımız yerden hayata devam etmemiz gerekiyor. Şimdi birçok çocuk depremi daha yakından öğrenmiş oldu bu haberlerden sonrasında. Ve birçok soru sormaya da başladılar. Evet. Acaba bizim evimiz yıkılır mı? Burada da deprem olur mu? Deprem olursa ne yapacağız gibi. Çocuklara asla yalan söylemeyeceğiz.
Çünkü bir çocuğu yıkmanın en kolay yolu ona yalan söylemektir. Evet. Çünkü çocuklar telepatik oldukları için söylediğiniz yalanı da hissederler. Hmm. Doğru bilgileri ama detaya girmeden vermemiz gerekiyor. Deprem olabilir, bu bir sallantıdır. Ama bizim evimiz güçlü, merak etme. Ama yine de biz kendimize önlem alalım. Mesela ev sallandığı zaman bak gardıropla yatağın arasında yere yatalım olur mu? Oyun haline getirebilirsiniz. Bilecek, çünkü deprem hayatımızda var olan bir şey. Evet. Deprem hatlarıyla dolu olan, faylarla dolu olan bir ülkeyiz. Depremden kaçma şansımız yok, onu yok sayma şansımız yok. O halde çocuk depremi bilecek. Ama korkmayacak. Çünkü biz o depremi yaşamak zorundayız. Alabileceğimiz tek önlem kendimizi güvene alabilmek. Geri kalanı devletimiz halledecek. İnşaatın kalitesini arttırarak, yapım kalitesini yükselterek. Bizim elimizden gelecek başka bir şey yok. Evet. Peki o bölgedeki çocuklara nasıl yaklaşacağız hocam? Öncelikle onları güvende hissettirmemiz gerekiyor. Tepkilerini kısıtlamamamız gerekiyor ve her şeyden önemlisi sen artık bu evin babasısın, sen artık kardeşlerin ablasısın cümleleriyle olmayan bir yükü o çocuğa vermemek gerekiyor. Çocuk çocuktur. Evet. Hiç kimsenin yükünü sırtında taşımak zorunda değil. Ve hepimiz önce ben demek zorundayız. Bu o çocukta dahil. Önce ben desin, sadece ben değil. Önce ben desin. Kendi güvenliğini, kendi huzurunu garantili altına alıp sonra çevresindekilerini halka ve halka genişleyerek ilerlesin. Bir yükü olmadan, çocukluğunu yaşayarak, hatalar yaparak ama hep güvende olduğunu, hep sevildiğini ve koşulsuz sevildiğini bilerek büyüsün. Evet, şimdi o depremde annesini babasını kaybeden çocuklar var hocam. Evet, maalesef güven onlara, çemberleri tamamen yıkılmış olan çocuklar. İnşa etmenin zaman alacağı, o yüzden çok sabırla yaklaşmamız gereken çocuklar onlar. Gözlerin içerisine bakıp oyunlara teşvik ederek, duygularını istedikleri gibi göstermelerine izin vererek bu yaz sürecini atlatmalarına izin vermemiz gerekiyor. Evet, oyun çok önemli değil mi? O bölgede etkinlik alanları oluşturulmaları, başka bölgelere sevk edilen çocuklar için de yine oyunlar, oyun terapi aslında. Oyun vazgeçilmez, hayatta kaldığını gösteren şey. Çünkü çocuklar oynayarak öğrenirler. Onlar için oyun, bizim için hayat. Ve mutlaka rutinleri olmalı. Sabah uyanmalı, kahvaltı yapmalı, oyun oynamalı, sohbet etmeli, yemeğini yemeli, kavga etmeli gerekiyorsa barışmayı öğrenmeli ve aynı saatte yatağa sevdikleriyle beraber girmeli. Şu an daha fazla sarılıp, daha fazla tensel teması arttırarak onlara en büyük yardımı gösterebiliriz. Her şeyden önemlisi onların seviyesine inerek, tepeden bakmadan, onları dizlerimizin üstüne çöküp onların gözlerinin içerisine bakarak güvendesin ve ben senin yanındayım demek en büyük ilaç. Kesinlikle. Şimdi tabii bu noktada koruyucu aileler de olacaktır. Onların yanında refakat edenler de olacaktır. Benim de bir tavsiyem mesela bu konuda değişmemesi yanındaki kişinin değil mi hocam? Aynı bir kişiyle hevesle, güven. Evet, maalesef bir hevesle ben de koruyucu aile olayım deyip sonra sorumluluklar fazla geldiği zaman, vazgeçildiği zaman zaten güven çemberi bir kez kırılmıştı. Evet. İkinci kez kırıldığı zaman artık üçüncü şansımız olmuyor. Eğer bir ömür boyunca o çocukların gerek annesi babası gerek amcası teyzesi gerekse bir ablası ya da komşu teyzesi olacaksanız orada olun. Olmayacaksanız sevgiyi verip sonra geri almayın. Kesinlikle hocam, bu çok önemli. Şimdi o bölgede birçok çocuğumuz var. Yine bu bölgelere, yani depremin olmadığı bölgelere gönderilen çocuklarımız var. Hastanede bu süreci atlatanlar var. Kolay bir süreç olmayacak tabii ki. Kesinlikle. Allah yardımcıları olsun. Amin. 6 yaşına kadar diyorsunuz ki bilinçaltı işler diyorsunuz. Ve bu travmayı da 6 yaşına kadar olan çocuklarımız, zaten sonraki herkes bu travmayı yaşıyor, bilinçaltına atıyor ama çocuklar... Eğer üzerine temeli sağlam koymazsak, o 4 sağlam kolonu düzgün yerleştirmezsek üzerine bir bina yükseltemeyiz. O yüzden o kolonları sağlamlaştırmamız gerekiyor. Kendisine güven duymalı, kendisini sevmeli, kendisine saygı duymalı
ve her şeyden önemlisi kendisini güvende hissetmeli. Kolonlar sağlam olursa üstüne bina kurabiliriz. Yoksa barakayı inşa etmek bile çok zor. Evet. Yani bu süreci yaşayan çocukların bilinçaltına attığı bu olayları temizleyebilir miyiz hocam bu oyunlar sayesinde? Çok daha sayesinde? Rahat bir şekilde temizleriz. Evet. Çünkü çocuklar yapısı gereği hayatta kalmaya yetişkinlerden daha hazırlardır. Daha hızlı bir şekilde hayata adapte olurlar. Bazen televizyonda görürsünüz mezar başında Allah rahmet eylesin şehit olmuştur. Anneler, eşler perişandır, ağıtlar yakılıyordur. Çocuklar yan tarafta top oynuyorlardır. Çünkü hayatın devam ettiğini çok daha hızlı fark ederler. Lütfen çocukların oynamasına izin verin. İnşallah hocam. Bu süreçte de çok büyük destekler sağlayacağımıza eminim. Hep birlikte İnşallah. El ele vereceğiz. Çocuklarımızı bu durumdan kurtaracağız. İnşallah cümlemizi beraber. Sadece çocuklarımızı değil, gençlerimizi, yetişkinlerimizi, yaşlılarımızı, hepimizin, tüm Türkiye'nin aslında bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Evet. Çünkü hepimiz o depremi yaşadık. Gerek enkazın altında kalanlar, gerek yakınlarını kaybedenler, gerekse biz televizyon başında o depremi yaşamadığımız için suçluluk duygusunu taşıyanlar. Daha konuşacak çok konumuz var hocam. Nasıl destek olabiliriz? Hipnozun bilinçaltı temizleme noktasında ne gibi etkileri olduğunu konuşacağız ama bir Kerkük'e uzanalım. Orada ekip arkadaşımız Abdülkadir Türkmen bizi bekliyor. Öncelikle merhaba, kolay gelsin Abdülkadir. Merhaba, meslektaşım Sibel Yazıcı. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yine gördüğüm kadarıyla yardımlar toplanıyor ve deprem bölgelerine ulaştırmak için yola çıkacak sanırım. Neler anlatacaksın bize? Sibel, işte bildiğin gibi bugün tabii ki 11 gündür Türkmenler olarak Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı olan Türkmen Sivil Toplum Örgütü kuruluşları ve Türkmen vatandaşlar her ilçeden, her kasabadan bura Türkmen Sivil Toplum Örgütü'ne akın etmekte, yardım getirmekte. Türkiye'de depremzedelerin yanında olması için ve bu kampanya yani süresiz devam edecek. Dün Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Bey bunu da dile getirdi. Bu kampanya devam edecek depremzedelerin yanında olması için ve bu kampanyada işte yardımları içinde gıda ürünleri var, battaniyeler var, mont var ama bugünlerde en fazla vatandaşlarımız gıda ürünlerini getirip buraya oradaki depremzedelerin yanında olması için gıdalar getirmekte, affedersiniz. Ve burada konuklarım var. O konukları da alacağım. Yani bu kampanyaya katıldıkları için, burada bulundukları için Türkiye'deki depremzedelerin yanında olması için onları anlatacaklar. Selamun aleyküm. Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı olan askeri büro sorumlusu bu kampanyaya siz de katıldınız. Ne demek var? Burada bizim gelmiş burada bu sivil toplumun kampanyasında Türkmen halkının yardımını Türkiye'de zelal gördü, depremde zelal gördükler kardeşlerimiz için bu kampanyayı açtık. Bu yardım, yemek yardım, battaniye, ihtiyaç olduğu şeyler inşallah yardımda inşallah yeter özlerine her vakit özlerden inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir hocamız var aynı zamanda burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir hoca olarak burada kampanyaya katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde depremzedelerin yanında olması için ne demek var? Buradan Türk halkına ne demek var? Selamun aleyküm. Biz özüm, evladım, kurbanım Türk milletine. İslam'ı özü bayrağını Türk milleti kaldırı. Bu kampanyayı kurduk. Bütün millet geldi, yardım, gıda getirir, yemek getirir, battaniye istirik biz getirerek Türk kardeşlerimize, İslam kardeşlerimize, Türkiye'ye, Suriye'ye, hepsi İslam. Biz İslam için çalışırız, Türk milleti için çalışırız. Biz Osmanlı evladıyız. İndiden ölene kadar biz durmuşuz. Birinci
Türkiye hükümeti bizim için şimdiye kadar durup 2003'ten Irak düşeni bizim için yemek, bataniye, her şey gönderip 70 devlete yardım ederi. İndiye kadar biz vafa borcudu. Ne yapsak özümüz evladımız kurbanık Türk milletine. Az olsun. Nevzat Kadir Şerif. Sağ ol. Burada bir gencimiz daha var. Merhabalar. Öncelikle ana vatanımız olan Türkiye milletimizin başsağlığı diliyoruz. Herkese geçmiş olsun. Bizler Öğrenci ve Gençler Birliği olarak 10 gün isterse ne kadar olursa olsun hepimiz burada Türkiye ana vatanımıza yardım etmekteyiz. Ve bu kampanyamızda da hepimiz gurur duyuyoruz yaptığımız için. Herkese de teşekkür ederiz. Tabii ki kampanya süresiz olarak devam edecek. Yani burada gıda ürünlerinde fasulye, pirinç, işte mercimek, şeker, her şey var. Oradaki depremzedelerin yanında olması için. Bu kampanya sadece Türkmeniyeli bölgelerinde değil, yani farklı illerde de devam etmekte. Dayanışma için bugün gördüğünüz gibi tüm ülkeler, 100 ülkeden fazla bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında. O da sebebi ise ya da nedeni ise çünkü Türkiye Cumhuriyeti her zaman barışçıl bir ülke olduğu için ve her zaman bütün yoksullar yanında olduğu için ve bütün ülkelere destek olduğu için o yüzden bir vefa borcu olarak vatandaşlarımız ve dünyadaki vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında. Çok teşekkür ederiz Abdülkadir. Çorbada tuzum olsun diyen herkes oraya geliyor. Küçük de olsa yardımda bulunuyor. Çok sağ olun. Evet, şimdi haberimiz var sırada. Zira halen o bölgeden kurtuluş, mucize kurtuluşlara tanık oluyoruz. 258. 260. 261. saatte bile o enkaz altından kurtulanlar var. Asrın felaketinin ardından günler geçse de umut tükenmedi. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler gece gündüz demeden mucize bir can için elleriyle beton yığınlarını kazıyor. Felaketin 11. gününde kurtuluş haberleri peş peşe geldi. 261. saat. İki mucize kurtuluş sonrası gözyaşları sel oldu aktı. Acı meşhur kardeşi misin sen? Aynen güzel kardeşim. Kurban olurum ben senin gibisine. Abi. Bir tane kredi. Annemler ne yapıyorlar annemler? Hepsi seni bekliyor. Hepsi kurtuluyor. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazında 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'yla 33 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı. Ekipler Şakiroğlu ve Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı. Bilinci açık olan Mustafa Avcı tıbbi müdahalenin ardından telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. O telefon konuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Hepsi seni bekliyor. Şakiroğlu ve Avcı Sahra Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evlatlarını günler sonra gören Avcı ailesi ise sevinçten ağladı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aileyi hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Benim oğlumun bu enkazın altından çıkartan herkesin elini ayağını öpüyorum. Allah razı olsun sizlerden. Anneyi de alır mı? Sağ olsun. Çok anne, sağ olun. Allah razı olsun. Bize tekrar yeni bir hayat vereceksiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Acımız büyük. Evet. Bu acımızı şimdilik kimseye gömüyoruz. Yeni canlarımızı kurtarmak için. Allah razı olsun arkadaşlarım. Allah razı olsun bakalım. Seferber durumda. Allah razı olsun. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın. İnşallah. Eşi doğum yapmıştı o gün. Sancısı olmuştu. Hastanede bulundular. Doğumdan sonra kendisi ben bir hava almaya ineyim demiş.
Eşinin yattığı odada hiçbir sıkıntı yok. Orada yıkılma olmamış. Zaten zemin katta yıkılma olduğu için aşağıdayken sanırım deprem anında orada yakalanmış. Ben o enkazı gördükten sonra oğlumun orada sağ çıkabileceğini hiç ihtimal vermemiştim. Ben her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım. Ama bir mucize oldu. Gerçekten bir mucize oldu. Yani oğlumu tekrar ben yani yeniden Allahu Teala bana oğlumu ikinci kez bana vermiş oldu. 260. saatte gelen mucizenin adresi yine Hatay'dı. Ekipler Buket Apartmanı'ndaki bir sese yoğunlaştı. 12 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı tespit edildi. Ekiplerin uzun çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Geldi abla. 29 yaşındaki Neslihan Kılıç da 258. saatte hayata tutundu. Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesi enkazında çalışma yapıldığı sırada iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde fark edildi genç kadın. Ailesinin tüm umutlarının tükendiği bir saatte kurtulduğu haberi geldi. 258 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hızlı bir şekilde hadi seri. Evet hocam, bazen güldük, sevinçten ağladık, hüzünden ağladık. Evet. Yani bu son iki haftadır duygu durum değişikliği yaşıyoruz. Birçok duyguyla karşılaştık. Etkilenmedik desek de etkilendik. Ruhsal travmalar yaşandı. Ve bunun sonucunda da iki hastalık, depresyon ve stres. Oldukça fazla evet. Görüyoruz. Evet. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Depresyon maalesef travma sonrası stres bozukluğunda en sık gördüğümüz şeylerdi. Zaten yasın dördüncü basamağı da depresyondu biliyorsunuz. Bunların hepsi aslında normal. Bu süreci evet. Tamamlamasını beklememiz gerekiyor. Bizim için önemli olan o süreci tamamlayamayıp orada kalan kişilerdi. Şu an için acil bir psikolojik yardımı elde edemeyecek birçok kişi var maalesef. Evet. Yapabilecek olan şeylerden biri duadır. Maneviyat çok önemlidir. Çünkü hangi tanrıya inanırsanız inanın ya da inandığınız bir tanrı yoksa bile içsel dönüşünüzle beraber edeceğiniz dualar, o inanç sözcükleri sizin stres seviyenizi oldukça azaltacaktır. Ama dikkat etmemiz gereken nokta dua kisvesi altında olumsuz sözcüklerin bir araya gelmemesidir. Allah'ım sen beterinden koru. Allah'ım dert tasa verme gibi cümleler çok güzel gibi gelir kulağa evet. Ama olumsuzu çağrıştır. Daha beteri ne ki? Dert keder neler olabilir ki? Hani çok klasik bir soru vardır. Bardağın yarısı dolu mu yoksa boş mu diye sorarız. Evet. Mesela ben size sorayım. Bardağın yarısı dolu mu yoksa boş mu? Yarısı dolu olarak görüyorum hocam. Ama yarısını dolu olarak görseniz bile ilk fark ettiğiniz şey yarısının da boş olduğu değil mi? Evet. Bu tarz sorulardan, bu tarz yönlendirmelerden kaçmak gerekiyor. Çünkü bilinçaltı bizi koruyabilmek için hep olumsuza odaklanır. Olumsuzu çağrıştıracak hiçbir şey yapmamak gerekir. Bardakta su var mı demek mesele. Evet. Çünkü bardakta su var mı dediğimizde cevap nettir. Ya var ya yoktur. Evet. Ne kadar olduğu hiç önemli değildir. İster bir damla olsun, isterse bardağın yarısı ya da tamamı. Bardakta su varsa umutla bakmayı öğrenir. O yüzden edeceğimiz dualarda da olumluya hep odaklanmamız lazım. Sağlık, sıhhat ver. Huzurlu günler ver. Hiçbir zaman olumsuzu hatırlamamalıyız. Onun dışında sakinleşmek için, çünkü anksiyeteyi çok sık görüyoruz. Evet. Dizginlenemeyen öfke, öfke kontrolsüzlüğü. Böyle bir durumla karşılaştığımızda ve bir psikolojik desteği profesyonel olarak ulaşamıyorsak yine kendi içinize dönün. Informed personal relationship, yani içsel çocuğu bilgilendirme. Önce bir gözlerinizi kapatın, kendinizi şöyle bir sarılın, duygularınızı bir hissedin. Korkuyu da, kaygıyı da, telaşı da hepsini bir hissedin içinizde. Önce bir kabullenin, o duyguların hepsi sizin ve hepsi normal duygular. Kendi hızında ilerliyor çünkü onlar. Kabullendiğiniz zaman yol almaya devam ederler, trafik akmaya devam eder. Sonra burnunuzdan
3 saniyede yavaş bir nefes alıp 5 saniyeye tutup 7 saniyede daha yavaş bir şekilde verin. Beraber yapalım isterseniz. Evet hocam. Ve yavaşça verin. Evet. Üç derin nefes alıp verdiğiniz zaman ve hele hele imajinasyon dediğimiz o hayal kurmayı da uygularsanız üzerine, aldığınız her nefeste vücudunuzla yayılan o yepyeni enerjiyi hissedip, hı hı, sonra bütün duygularınızın karın boşluğunuzda biriktiğini fark edip verirken tüm o öfkeyi, nefreti dudaklarınızın arasında bir duman gibi dışarıya üflediğinizi fark ederseniz çok daha hızlı bir şekilde toparlanırsınız. Bunu da yapmak istemiyor olabilirsiniz. O zaman duygularınızı paylaşın. Sizinle aynı şeyleri anlayabilecek, sizi yargılamadan dinleyebilecek insanlarla duygularınızı paylaşın. İçinize atmayın o duyguları. Evet. 5 saniye nefesimizi tutacağız, değil mi hocam? 3, 5, 7. 7. Sonrasında nefesimizi de 7 saniyede mi vereceğiz? 7 yine saniyede yavaş yavaş verirken, hı-hı, dudaklarımızın arasında siyah bir duman gibi tüm o olumsuz duyguları dışarı, hı-hı, verdiğinizi hayal edin. Ama bu tarz durumlarda hocam tabii bu sürece geçmek herhalde birkaç haftayı alacaktır, değil aslında mi? Aslında çok hızlı bir şekilde yapılabilir, hı-hı, ama yapmak istemeyen kişi hadi şimdi nefesini tutuyorsun, evet, diye tutturmamak lazım. Kabullenemeyen o kendisi bir şey istiyorsa, evet, yapacaktır zaten. Hı-hı. Çünkü o bir yaz süreci var, kaybı var. Bunu bir anda atlatmak istemeyecektir. Herkesin iyileşme hızı kendisine göredir. Herkesin, evet, derdi kendisine göre büyüktür. Kesinlikle hocam. Yargılamadan nötr kalabilmek en önemlisi. Evet. Şimdi stres dedik. Stres, hı-hı, ortaya çıkacak bu ruhsal travmalardan sonra. Hı-hı. Başka hangi belirtiler olacak? Sürekli aynı travmayı yaşıyormuş gibi, ayaklarımın altında yer sallanıyor, evet, halen gibi. Hı-hı. Aynı olayı tekrar tekrar yaşama ya da aşırı uyarılma. Girdiği evde kolonlara bakma, deprem olursa nereden kaçacağım, hı-hı, diye çıkış yolları arama şeklinde aşırı uyarılma veyahut da tamamen yok görme. Bu olay hiç yaşanmamış gibi yapma, hı-hı, mış gibi yaşama. O enkazın altında kalmamış, yakınlarını kaybetmemiş, hayat aynı kaldığı yerden devam ediyormuş gibi davranmak, hepsi aslında normal tepkiler. Zaman vermek lazım. Evet. Ve her şeyin normal olduğunu, bunun iyileşmenin bir parçası olduğunu ve kendi hızında, kendi şeklinde iyileşeceğini onlara ve normal olduklarını hissettirmek lazım. Bir uykusuzluk sorunu hocam. Bu da belirtiler arasında. Uykusuzluk çok büyük sorun. Çünkü, hı-hı, uykularında en güvenli oldukları yerde yaşadılar bu travmayı. Hı-hı. O yüzden ilk etapta beraberce uyuyabilirler. Belki hava sıcak olsaydı, açık havada, hı-hı, o güven çemberi tekrardan kuruluncaya kadar birbirlerine temas ederek çocuklarınıza sarılarak uyuyun. Alın yatağınızı, 3-5 günde huyları değişmez. Evet. Sizin sıcaklığınızı, güveninizi hissetsin. O rahatlayacaktır o şekilde. Mutlaka. Aşırı öfke sorunlarıyla da karşılaşılacaktır hocam. Mutlaka, mutlaka. Hı-hı. Kendisine ve başkalarına zarar vermedikleri sürece bağırmalarına, tepinmelerine izin vermek lazım. Hı-hı. Şimdi biz depremzedelerden bahsediyoruz ama, hı-hı, o depremi yaşamayanlar da bu travmayı yaşadı ve bu, hı-hı, sorunlarla karşılaşıyorsa eğer bir, mutlaka, sorun vardır. Tabii ki bunu bileceğiz. Vardır. Hı-hı. Ruhlarımızda artık yaralar oluştu. Etkilenmedim. O an üzüldüm, geçtim dememek gerekiyor. Kesinlikle. Uykusuzluk problemi yaşanıyorsa, öfke problemleri yaşanıyorsa aslında. Çarpıntımız, hı-hı, varsa en basitinden. Hı-hı, evet. Nefes almakta zorlanıyorsak ya da aldığımız nefes yetmiyorsa biz o travmayı yaşıyoruz demektir. Hı-hı. O yüzden de mutlaka kendimize bir dönmemiz gerekiyor. Yani bazı hastalıkların sebebi o zaman bilinç altında yatıyor. Birçok hastalığın, evet, temeli yatıyor. Çünkü bizim ruhumuz bedenimizi etkilediği gibi bedenimiz, hmm, de ruhumuzu etkiliyor. Hmm. Apatist ameliyatı olan bir insanın halinin olmaması, moralinin bozuk olması gayet normalken, hiçbir şikayeti olmayan, sağlıklı bir bedeni olan bir insan depresyondayken de
kolumu kaldırmaya gücüm yok demesi de gayet normal. Çünkü ruh ve beden birbirine tam uyan bir elbiseyle vücut gibidir. Birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ve ben hep söylüyorum, ruh hastalanmadan vücut yatağa düşmüyor. Evet, çok doğru söylediniz. Şimdi bir çarpıntım var, bunun hastalığını araştırayım derken aslında psikolojik olarak da nedenini araştırmak gerekiyor. Bazen gidiyoruz hastaneye, hiçbir sonuç, tahliller temiz çıkıyor, hiçbir sıkıntı yok ama biz düşünemiyoruz ki aslında psikolojik bir neden var altında yatan. Çünkü biz hekimler maalesef çuvaldızı kendime batırmak istiyorum. Muayene etmeyi unuttuk. Anamnez dediğimiz hastanın hikayesini dinlemeye vakit bulamadık. Artık sadece tomografileri, MR'ları ve kan tahlillerini tedavi ediyoruz. Gördüğümüz her eksiklik bizim için hastalık, her sorun tedavi edilmesi gereken şey. Ve hiçbir şey yoksa o tahlillerde sen iyisin demeyi öğrendik. Ama maalesef kapı kapı dolaşan bir güruh var. Ruhum hasta diyemiyor, başım ağrıyor, midem bulanıyor demeyi tercih ediyor. Çünkü toplumda kabul gören kısım bu. Ruhsal hastalıklar dediğimiz, o ruhumuzun yaralandığı kısımları birçok kişi kabullenmiyor. Ve işin en kötü tarafı, kapı kapı gezerken hekimlerden biri bir şeyin yok dediği zaman hasta yakınları hemen savunmaya geçiyor. Evet. Gittik işte, bir şeyin yokmuş. Ama hasta ruhumuzu sinirleniyor. Unutuyoruz. Evet. Covid sürecinde de biz bunu yaşadık zaten. Evet. Hasta olmadan o süreci izlerken bile hastalığı çektik üzerimize. Maalesef. Evet. Neyi hayal ederseniz o size gelir. Evet. O yüzden hep güzeli hayal etmek lazım. Çok doğru söylediniz hocam. Şimdi yine bir bağlantımız olacak. Malatya'ya uzanıyoruz bu sefer. Türkmen iş insanı Murat Köprülü o bölgede. Ve şu anki durumu bize aktaracak. Murat Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Murat Bey, siz depremin yaşandığı ilk andan itibaren o bölgedesiniz. Durum nedir şu an? Yardımlar hangi aşamada? Şu an yardımlar ciddi bir şekilde dağıtılmak üzere. Bizim ekibimiz durmadan sabahtan akşam geç saatlere kadar bir şekilde güzel bir şey organize edip gerekeni dağıtıyoruz. Burada tabii hani bir yardımla sınırlı değil buradaki yaptığımız çalışma. Dediğim üzere günlük dedik gelelim 500 veya 1000 kişilik çorba kaynatıp verelim. Ama tabii işler her gün çok daha büyüdü. Aşevimiz Afat sağ olsun bize büyük bir çadır getirdi. Çadırımız büyüdü. Kazanlar, tencereler büyüdü. Bir yandan yemek pişiyor. Bir yandan insan yardım olsun, tıbbi yardım olsun, gıda yardım olsun. Bir şekil insanların evine, sokak aralarına, buradan köylere kadar bizim mobil araçlarımız, 5-6 aracımız durmadan gördüğünüz arkadaşlarla koordine şekilde nereye ne ihtiyaç varsa gönderimini yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Evet. Başka bölgeye geçecek misiniz? Sadece Malatya'da mısınız şu an? Ya inanın hani başka bölgeye geçmek tabii ki istiyoruz. Çünkü çok sayıda mağdur insan var burada. Buradan evet. Hani ayrılamıyoruz. Yani öyle bir dedik ayrılalım, öyle bir duyum oldu burada, çevre duydu. Herkes geldi buraya, insanlar hani gitmeyin, biz burada hani mağdur oluruz. Ya kararsız kaldık, şu anlık buradayız. Devam ediyoruz. Evet, bu arada Hakan Bey burada yerli, kendisi mezindir, Allah razı olsun. İlk günden beri, tabii biz şu an biz okul bahçesi avlusuna geçtik. İlk gün ama ilk 3 gün karın üzerindeydik. Kendisi bizi yalnız bırakmadı. Arkadaşlar çok zor şartlar altında bize gerçekten yardım ettiler. Allah Iraklı Türkmen kardeşlerimizden, Kerkük Türkmen kardeşlerimizden razı olsun. Bilhassa Murat abimiz, muhterem Ömer amca babası, Ömer Köprülü Bey amcadan Allah razı olsun. Bütün İstanbul'un, Kerkük'ün büyük bir bölümünü koordineli bir şekilde bize yardım ettiler. Acımızı paylaştılar, yükümüzü hafiflettiler. Gerçekten biz burada kıyameti yaşadık. Allah kendilerinden razı olsun. Bize yardımcı oldular. İlk etapta 3-500 kişilik bir çorbayla başladık. Ben de elimden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Ama şu anda inanın ki akşama kadar bir 10 bine yakın kişiye yemek veriyoruz. Burada hayat şartları bayağı zor. Ağır şartlar. -20'leri buluyor geceleri. Hayat çok zor ama Allah razı olsun.
acımız paylaşıldıkça hafifleşiyor. Allah Türkmen kardeşlerimizden razı olsun. Kendilerine de acı yaşatmasın inşallah. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bu tarafımda da Mehmet kardeşim AFAD'dan kendisi yetkili. Sağ olsun AFAD'dır, Kızılay'dır, İHH'dır. Burada Malatya Gençlik Spor Kulübü Başkanı durmadan yanımızda. Gerçekten burada koordineli bir şekilde çalışmamız son hızla devam ediyor. Malatya evet. Çocukların sizlere bir sürprizi var buradan. İyi misiniz? Bu şekilde kendileri gördüğünüz gibi Türkiye bayrağı, Türkmen bayrağını güzel bir şekilde çizip evet. Kendileri yaptılar bize, resimleri. Çok evet, güzel. Kendileri yaptılar. Bize sürpriz yaptılar. Sağ olsunlar. Burada birçok sayıda çocuklarımız mağdur. Bu gördüğünüz çocukların bir kısmı, ufak bir kısmı. Bunların dediğim gibi arkadaki spor salonundaki ailelerin çocukları. Tabii birçoğu içeride. Burası gibi mesela sağımızda okul var, karşıda aşağıda var, yan tarafta var, camilerde, spor salonlarında. Evet. Şükür olsun birçok yere ulaşıyoruz. Çok güzel, sizlere çok güzel Murat çocuklar. Bey. Üşümeden geçin içeri, üşümeyin. Evet, evet çok teşekkür ederiz bize aktardığınız bilgiler için Murat Bey. O bölgeye yardımlarınızı ulaştırıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyorum her şey için. Evet, Malatya'dan bize son durumu aktardı. Türkmen iş insanı Murat Köprülü. Uzman doktor Yasemin Polat Ünal Tekin'le de konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi psikolojik problemlerle müdahalede birçok yöntem var. EMDR, hipnoz da bunlardan bir evet. tanesi diyebiliriz. Öncelikle EMDR nedir diye başlayalım. Hipnoz da aynı mıdır? Aslında birçok psikolojik yöntemin altındaki ana yöntem hipnozdur. Hı hı. EMDR de hipnozu da beraberinde kullanan göz hareketlerini bir metronom salınımıyla hareketlerle duygunun sıfırlandığı travmadaki o ani yükü kaldırmaya yönelik olan bir tedavi yöntemidir. Hı. İkisinin arasındaki farkı evet, anlatmamız gerekirse şöyle söyleyebiliriz. EMDR hani komşunuz telefon açar, bir kahveye iniyorum der, ev darmadağınıktır, bütün eşyaları toparlarsınız, bir her yeri düzene sokarsınız ama detaylı bir temizlik yoktur. Hipnozsa bir bahar temizliğidir. İkisi de muhteşem yöntemlerdir ama temel hep hipnoterapidir. Bizler genelde hipnozdan korkuyoruz. Evet. Evet. Çünkü hipnoz deyince aklımıza hep filmlerdeki görüntüler geliyor. Saati iki salla, ya köpek gibi havlasın ya da eline silahı ver gidip bankayı soysun şeklinde. Ya da neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizin bir korkusu aslında hipnoz. Sırlarımızın elimizden evet. alınacağı şeklinde. Hipnoz kesinlikle bunların hiçbiri değil. Hipnoz bir gevşeme, rahatlama ve bilinçaltıyla sohbet yöntemidir. Tabii ki ehil ellerde. Bu işi yapmaya yetkili olan ellerde uygulandığı için evet. terapi yani tedavidir. Önemli bir noktaya parmak bastınız. Emin ellerde bildiğimiz, evet. güvendiğimiz isimlerde hipnozu yaptırmamız gerekiyor. Mutlaka bir hekim ya da psikolog olması gerekiyor. Eğitimini almış olması gerekiyor. Bakanlık eğitimi alması gerekiyor ki sorgulayabilelim. Sen bana ne yaptın diyebileceğiniz kişiler olmalı. Yanlış anlamayın, şu aralar bir sertifika çılgınlığı başladı evet, ülkemizde. Evet. Eğitimi ne olursa olsun, kasap da olsa, aşağılamıyorum yanlış anlamayın. Yok, tabii ki. Kasap da olsa, kamyon şoförü de olsa, ev hanımı da olsa. Ben sertifikasını aldım, hipnoz yapıyorum ben, hipnoterapistim ben cümleleri dolaşmaya başladı. Hipnoz herkes yapabilir. Çünkü hipnoz sadece gevşeme ve rahatlamadır. Terapi kısmı hekimlere ve psikologlara tanınmış olan bir haktır. Çünkü tedavi yapmak için hastalığa tanı koymak gerekir. Evet. Ben nasıl ki bir kasap kadar iyi antrikot ayıramıyorsam bir zahmet bu işi de ben yapabilmeliyim diye düşünüyorum. Kusura evet. bakmayın. Şimdi emin ellerde yapmak gerekiyor hipnozu dedik. Birçok dediniz ki sertifika alan da hipnoz yapabiliyorum. Böyle kolay mı bunlar yapmak? Hipnoz böyle kolay bir şey değildir. Şöyle söyleyeyim. Yanlış ellerde farklı sonuçlar doğurabilir. Maalesef 3 günde çocukluğuna inip seni travmanla yüzleştirip geri getiriyorum deme gibi bir çılgınlık başladı.
tecavüz mağdurlarını tecavüz travmasıyla yüzleştiriyorlar. Ve zaten suçluluk duygusu hisseden, kendisini kirli hisseden, olmaması gereken aslında kurban olmasına rağmen bütün yükü sırtına almış olan mağdurları kendilerine güveni yokken, kendilerine sevgileri yokken o ana götürüp sonra da bir lağımın kapağını açıp bırakıyorlar. Ve lütfen, daha büyük yaralar ortaya çıkıyor. Çok daha büyük yaralar, çok daha zor tedavi edilen durumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi EMDR konusuna tekrar gelecek olursak hocam, nasıl bir tedavi yöntemi, nasıl uygulanıyor, bunu bir tekrar edebilir miyiz? Tabii ki. EMDR dediğimiz şey göz hareketleriyle yaşanılan travmanın duyarsızlaştırılmasıdır. Parmaklar bir metronom gibi sallanırken travma anılarındaki o duygu yükünün boşaltılması sağlanır. Bu sabit hızlı hareketle göz takipleriyle vücut gevşer. Zaten verdiğimiz ses tonu, belki kulağında çalan bir müzik ya da sabit sesli bir titreşimle hastanın tüm vücudu gevşer. Bilinçli zihin bir kenara ayrılır ve duygularıyla, yani o bilinçaltıyla yüz yüze kalırız. Ve orada tabiri caizse cam sileceği şeklinde duyguları sileriz, olayı değil. Olay asla silinmez, olay unutturulmaz. Çünkü bizim o hafızaya ihtiyacımız var. Unutmamak önemli diyordunuz zaten. Evet. Bu yöntemle de sadece bir rahatlama. Sadece duygulara siliyoruz. Duyguları duyarsızlaştırıyoruz. Ve bu, dediğim gibi, tam detaylı bir şey değildir. Travmaya yönelik sadece bulguları temizleyip bize zaman kazandırır. Bahar temizliği hipnoterapidir. Afet sonrası, yani deprem sonrası oluşan travmalarda da etkili midir hocam? Çok etkili. Evet. Çünkü bizim şu anda onlarca seans yapıp yetiştirebileceğimiz kadar çok kalifiye iş gücümüz yok. Evet. Herkese yetişmek istiyorsak zaman kazanmamız gerekiyor. EFT, EMDR, NLP, psikoterapi, hipnoterapi. Elimizde hangisi varsa, alet çantamızda hangisi varsa onu çıkarıp kullanmamız gerekiyor. Bu süreç çok önemli bir süreç zaten. Kaçırmamamız gereken bir süreç. Evet, şimdi hipnoz konusuna tekrar gelecek olursak, bu travmalar üzerinde nasıl bir etkisi oluyor deprem konusunda? Bilinçaltından o anıyı siliyor musunuz? Unutturmuyordunuz zaten. Silmiyoruz. Evet. Silme, temizleme, yıkama yok. Yok, hiçbir şey yok. Sadece duyguyu. Sadece duygular üzerine gidiyoruz ama hipnoterapideki en güzel şeylerden biri şudur. Kişinin kendisine duyduğu sevgiyi, güveni güçlendiriyoruz. O sağlam dört kolonu yerleştiriyoruz. Böylece kendisini seven, kendisine güvenen, kendisine inanan bir insan geçmişteki travmayla yüzleştirsek bile, çünkü orada zaman sadece şimdi olarak geçiyor. Ne geçmiş ne gelecek, sadece şimdi var orada. O travmayla yüzleştiği zaman o zayıf, korunmaya muhtaç, çaresiz kişi olmuyor. Güçlü olan kişi oluyor. Ve tutup elinden o küçücük 6 yaşındaki çocuğun, hadi buradan gidelim, buranın kapısını kapatalım deme gücünü sahip oluyor. Peki kaç seansta hastalar normale dönüyor? Kişiden kişiye değişiyor. Bazen 3, bazen 30, bazen daha çok. Kişiden kişiye, travmadan travmaya, geçen süreye bağlı olarak değişiyor. 10 seansta sen tamamsın diye söylenilen şeyler sadece yalan olur. Evet. Şimdi kişi hipnozu kabul etmek istemiyorsa ya da bu acılardan kurtulmak istemiyorsa da tabii ki bu durumlarla da karşılaşıyorsunuzdur. Tabii ki ikincil kazançlar da vardır. Eğer ailesi tarafından hiç ilgi görmemişse, deprem travmasıyla o istediği sevgiyi, ilgiyi görebilmişse eğer, vazgeçmek istemeyecektir. Hipnoterapi ya da genel olarak psikolojik tedavilerin hepsi kişi değişmek istiyorsa etkindir. Evet. Bir tedavinin başarılı olması için 3 farklı güvene ihtiyaç vardır. Hekime güven, uygulanacak olan tedaviye güven ve iyileşeceğini duyacağı güven. Bu üçü bir arada değilse tedavi olmaz. Peki kalıcı bir başarı sağlanıyor mu hocam? Kesinlikle. Değişmek istiyorsa değişir. Ama bu bir parmak şıklatması şeklinde değil.
Ne zaman olduğunu fark etmezsiniz ama eskiden gözleriniz dolarken ya da kekelemeye başladığınız stresli bir durumdayken rahat olduğunuzu fark edersiniz. Evet. Hayatınız değişir ama ne zaman değiştiğini keşfedemeyebilirsiniz. Şimdi bu tarz sorunlarla karşılaştığımızda hipnoz yaptırmak mı gerekir yoksa herhangi bir kişi de hipnoz yaptırabilir mi? Sadece meraktan gelenler de var. hipnoz herkese gerekir. Çünkü hipnoz aslında beynin reset tuşudur. Hepimizde bir özgüven eksikliği var. Hepimizde bir sevgi noksanlığı var. Çünkü biz sevgiyi bilmeyen anne babaların yetiştirdiği, sevilmeyi gösteremeyen anne babaların evladıyız. Ve maalesef bizler de alamadığımız sevgiyi çocuklarımıza bol kepçeden veriyoruz. Evet. Önlerinde taş, eğilmedik, baş bırakmıyoruz. Evet. Tüm hayatlarını güllerle geçirsinler diye uğraşıyoruz. Ama herkesin küçük travmalara ihtiyacı var. Çünkü bizler rüzgarda sallanmalıyız ki fırtınalarda yıkılmayalım. Tecrübe dediniz. Tecrübe. Bu travmalar hep tecrübe. Bunların hepsi bir deneyim. Ve belirli bir süre geçtikten sonra hayatında yaşadığın en kötü şeyi düşün. Olumlu bir şey var mı dediğinizde genelde bir daha bu durumla karşılaşmayacağım şeyleri yaparım diye ders çıkarırlar. En kötü şeyin bile aslında olumlu bir tarafı vardır ama bunu görmek için zamana ihtiyaç var. Evet. Peki hocam şunu da sormak istiyorum son olarak. Tabii kişinin ki. Hipnoza girdiği nasıl anlaşılır? Siz uzman olduğunuz için zaten bu konuyu biliyorsunuzdur. Evet. Birçok hipnoz derinlik testimiz vardır. Vücut tamamen gevşek olur. Sesinizi duyar ya da duymaz. O hiç önemli değildir. Uyku değildir çünkü hipnoz. Evet. Ama hipnoza yatkınlık testlerimiz ve hipnoz derinliği ölçmeye yarayan testlerimiz vardır. Hipnoz anestezisini çok sık uyguladığımız yöntemlerden biridir. Vücudun bir bölgesinin uyuşturularak, anestezi yapılarak hipnozla herhangi bir ilaç ya da yöntem kullanılmadan o bölgenin duyarsızlaştığını hissettirip senin aslında ne kadar güçlü bir bilinçaltın var diye hastaya gösterilme yöntemlerinden de biridir. Yani anestezi uyguladığınız bölge hissizleşiyor ama hipnoz sırasında o acıyı hissediyor. Acıyı hissetmiyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hani diş çekilirken dişe bir iğneyle sıvı zerk edilir. Uyuşturulur o kısım. Evet. Biz bazı hastalarımıza iğne fobisi olan veyahut da o ilacı istemeyen ya da alerjisi olan hastalarımıza hipnoz anestezi yapıyoruz. Anladım. Ve herhangi bir ilaç kullanmadan dişinin tedavisini çok rahat yaptırabiliyor. Evet. Bu hipnozun derin olduğunun en güzel göstergesi herhalde. Harika örnekler vererek anlattınız hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı bu konuda? Hayat güzel, yaşamaya değer. Umarım bugününüzde, yarınınızda da hep kahkahalar olsun. Ama unutmayın, en yüksek dağlar, en derin vadilerin yanında olur. Yaşadığımız zorluklar mutlaka güzeli çıkacak. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Uzman doktor Yasemin Polat Ünal Tekin konuğumuzdu. Kendisiyle ruhsal travmalardan nasıl kurtulabiliriz'i konuştuk aslında. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.